Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala seyyidil mürselin Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Edeb bölümünde Sıla-i Rahim ile ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Sıla-i Rahim annemiz vasıtasıyla akraba olduğumuz kişilere karşı sevgi, saygı, iyilik, yardım, ilgi göstermek ve ziyaret etmek şeklinde açıklanabilir. Tabii öncelikle annemiz, teyzemiz, anneannemiz, kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz olmak üzere ondan sonra babamızın akrabaları, halamız, babaannemiz hepsi sıla-i rahim içerisine girmektedir. Bugün 5988 nolu hadisi şerifle başlıyoruz. Kâlel İmam Muhammed İbni İsmail el-Bukhariyyü rahimekullah ve rahimena Mah Haddesena Halid İbni Mahled. Kâle haddesena Süleyman <laughs> Kale haddesene Abdullah ibn Dinar an Ebi Salihin an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. İnnel rahime şecnetun minel rahman. Rahim rahman kelimesinden türemiş bir kelimedir. Rahim rahmandan bir parçadır. Mecazi bir ifade yani Rahman olan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rahimi yaratmıştır. Allah ve Cenab-ı Hak şöyle demiştir. Men vasaleki vasaltuhu Kim seninle irtibatı devam ettirirse ben de onunla irtibatı devam ettiririm. Ve men kata'aki kata kim seninle irtibatı, ilişkiyi keserse, ben de onunla ilişkiyi keserim. Tamamen müteşabih, mecazi hadis-i şeriflerden biri. Cenab-ı Hakk'ın rahime hitap etmesi ve şöyle buyurması, elbette ifade edilen mananın önemine işaret etmektedir. Yani rahim vasıtasıyla akraba olan, en yakınlarımız birinci derecede olan yakınlarımız bizim için çok önemli ve onları sevmek, saymak, gözetmek, yardım etmek, onlara ilgi göstermek bizim için gerçekten çok anlamlıdır. Yakınlarıyla irtibatı kesmek demek kibirli, gururlu olmak demektir. İnsani ve ahlaki değerler yakınlarımızla olan ilişkinin bırakın kesilmesini daha güçlü olmasını bize önermektedir. En yakınlarıyla ilişkiyi kesen kimsenin dostluk, arkadaşlık, komşuluk, insanlık anlamında problemli olduğu açıktır. Kendi kendisiyle barışık olmayan insanlar elbette çıkar merkezli bir hayatı düşünecekler ve en basit bir çıkar kaybında yakınları ile olan ilişkiyi koparacaklardır. Cenab-ı Hak rahime hitap ederken aslında bize hitap ediyor. Yakınlarınızla ilişkiyi koparırsanız size yardımı, şifayı, rahmeti, bereketi, rahmeti vermem. Bundan yoksun bırakırım anlamındadır. Yakınlarınızla ilişkiyi devam ettirirseniz size olan yardımım devam eder şifa, rızık, yardım, rahmet, bereket, bütün bu güzellikler Allah tarafından bize yakınlarımızla irtibatı takviye etmemiz, devam ettirmemiz vesilesiyle verilecektir. Eğer yakınlarımızla ilişkiyi koparırsak ve Cenab-ı Hakk'ın kullarıyla olan, bizimle olan irtibatının kopması gibi çok acı bir sonuçla karşı karşıya kalacağız demektir insani, ahlaki, manevi değerlere sahip bir insanın bırakın yakınlarıyla ilişkiyi koparması, onu güçlü tutması ve yakınlarıyla olan irtibatı devam ettirmesi elbette beklenecektir. Yani bu hadis-i şerif mecazi anlamda sıla Rahim'le olan irtibatın devamını bize emretmektedir. Bir sonraki hadisimizde İmam Bukhari üstadlarından naklettiği hadis-i şerifi bize naklediyor. Haddetene Said ibn Ebi Meryem. Kal haddetene Süleyman <laughs> ibn Bilal. Kal akhbarani Muaviye ibn Ebi Muzerrid an Yazid ibn Ruman an Urve an Aişe radıyallahu anha zevc-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Bu defa merfu bir hadis-i şerif. Hazreti Ayşe validemiz rivayet ediyor. Peygamberimizin eşi, müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklediyor. Er-Rahimu şecnetun. Rahim bir parçadır. Rahman kökünden türemiş bir kelimedir. Rahman olan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir varlıktır. Femen vasalaha vasal tuhu ve men kataha Bu defa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim rahimle olan irtibatını devam ettirirse benimle olan irtibatı devam eder. Yakınlarıyla olan ilişkisini devam ettiren sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olan irtibatı devam etmektedir demektir. Kim yakınlarıyla olan ilişkisini koparırsa ben de onunla ilişkiyi koparırım. Yani onu ümmet olarak kabul etmem anlamındadır. Bu hadis-i şerifin birinde rahimle olan irtibat Cenab-ı Hakk'a nispet edilirken bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmektedir. sıla rahim anne, teyze, kardeş, kız kardeş, anne anne başta olmak üzere daha sonra baba, babaanne, dede, amca, hala, şeklinde birinci derecedeki yakınlarımızla olan irtibatın takviye edilmesi, güçlendirilmesi, sevgi ve saygının giderek en güzel şekilde sunulması anlamındadır. İslam'ın ortaya koyduğu değerler hayatımızın gerçekten daha anlamlı, daha güzel daha sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi demektir. Huzurlu, mutlu bir hayat her insanın beklentisidir. Dolayısıyla bu hadis-i şerifler bizim gönlümüze, beynimize, kalbimize bu hakikatleri en güzel şekilde vurgulamaktadır. 14. bab babun yubellur rahimu bi belaliha. Bu bapta yakınlarımızla olan irtibatın e, derecesi, önemi bize vurgulanıyor. Haddetene Amr ibn Abbas, kal haddetene Muhammed ibn Cafer, kal haddetene Şu'be, an İsmail ibn Ebi Halidin, an Kays ibn Ebi Hazim, en Amr ibn el-As, radiyallahu anhu kal, Semi'tun Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ciharan gayra sirrin yekûl. Çok dikkat çekici bir hadis-i şerif. Amr ibn As diyor ki ben peygamberimizin açık bir şekilde gür sesle şöyle buyurduğunu işittim. Böyle gizli sessiz değil net ve açık bir şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. İnne ale ebi fulan falan kimsenin ailesi. Leysu bi evliyai. Benim gerçek dostlarım değildir. Burada nokta nokta geçilmiş, beyaz bir kısım bırakılmış. Muhtemelen Ebu Leheb ailesi kastediliyor. Onlar benim gerçek dostlarım değildir. İnnemâ veliyyallâhu ve sâlihul mu'minîn Benim gerçek dostum Allah'tır ve salih müminlerdir. Zâde anbeset übni abdilvâhid an beyanin an kaysin an amr ibn-i l Hadis-i şerifin diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave zikredilmektedir. Semiyatü'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani yukarıdaki hadis-i şeriften sonra şunu da işittim diyor. Ravi Amr ibn el-As. Velakin lehum rahimun ebuluha bi belaliha. Yani asiluha bi silatiha. Onlarla benim bir yakın akrabalık ilişkim var. Sadece işte o irtibat, o rutubet, o akrabalık ilişkisiyle ben onlara insani manada davranıyorum. Kalbi ve ruhani açısı, açıdan hiçbir irtibatım yok. İmani açıdan hiçbir irtibatım yok. Ebu Leheb, Allah düşmanı, Allah Resulü'nün düşmanı. Hanımı da aynı şekilde. Bu Ebu Leheb ailesi benim dostlarım değil. Benim dostlarım sadece Allah ve salih müminlerdir. Bu noktada Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yakınlarımızdan müşrik olan, mümin olmayan kimselere karşı sadece insani görevlerin bulunduğunu ama İslami manada onlara sevgi beslemenin asla doğru olmadığını ifade etmektedir. Hocam, Allah'ın dostu ve Allah Resulü'nün dostu olmak ne demektir? Evet, Kur'an-ı Kerim'de de اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ diye başlayan ayet-i kerimede sizin dostlarınız ancak Allah'tır, Resulullah'tır ve iman edenlerdir buyuruluyor. Burada Sevgili Peygamberimiz benim dostum şu kimseler değil. Sadece Allah ve salih müminlerdir derken yine bu hakikati işaret ediyor. Allah'ın dostu olmak veya Allah'ı dost edinmek. Müminleri dost edinmek önce sevgiyle muhabbetle, sonra Cenab-ı Hakk'a karşı tazim ve kullukla, müminlere karşı güzel davranmakla gerçekleşir. Ente mevlana fensurna lel kavmil kafirin. Biz böyle diyoruz. Bakara suresinin son ayetlerinde okurken Mevlamız sensin ya Rabbi. Tek dostumuz sensin ya Rabbi. Bize yardım eden, bizi seven, bize şifa veren, rızık veren ve müminler için cennet gibi bir nimeti hazırlayan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizim tek dostumuz, yegane dostumuzdur. Allah'ın sevmemizi emrettiği Resulü, mümin kardeşlerimiz de Ondan sonra bizim dostlarımız, yani ilk ve tek dostumuz Cenab-ı Hak, yegane dostumuz ve ondan sonra beşer içerisinden önce Allah'ın Resulü, sonra salih müminler. Annemiz, babamız, hocalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız, yakınlarımız bu manada bizim elbette dostlarımızdır. Onları dost olarak kabul etmek demek, onlara karşı kardeşlik, arkadaşlık, dostluk, komşuluk gibi güzel ilişkiyi, güzel irtibatı devam ettirmek demektir. Evet, bu manada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin pek çok hadisi şerifi var. Mümin kimi dost edineceğini, kimi dost edinmeyeceğini bilmelidir. Allah düşmanları, müminin dostu olamaz. Cenab-ı Hakk'a karşı olanlar, müminlere karşı her çeşit desise, komplo, hile ve tuzaklara başvuranlar müminlerin dostu olamazdır. Biz sevdiklerimizi Allah için sevmeli, kızdıklarımıza da Allah için kızmalıyız. 15. baba giriyoruz. Babun leysel vasilu bil mukafi. Yakınlarıyla ilişkiyi devam ettiren, sadece onlara karşılık veren kimse değildir. Bu manada şu hadisi şerif bizlere nakledilmektedir. Kale'l müellif el İmamü'l Buhari rahimehullah haddetena Muhammed ibn Kesir <laughs> Kale Süfyan anı Süfyan anı el-Amish ve Hasan ibn Amr ve Fatr an Mücahid an Abdullah ibn Amr kale Süfyan lem yerfa'hu el-Amish ila en-Nabi sallallahu aleyhi ve rafa'hu Hasan ve Fatr an en-Nabi sallallahu aleyhi ve selleme, kale es-senet incele itibariyle iki ayrı kanaldan geliyor Süleyman İbn Mihran El-Ameş kanalıyla hadis-i şerif sahabi sözü olarak naklediliyor. Ama Hasan El-Basri ve Fıtır kanalıyla hadis-i şerif Peygamberimizin mübarek sözü yani merfu hadis olarak rivayet ediliyor. Leysel vasilu bil mukafi Sıla-i rahim yapan gelene gelen verene veren, ziyaret edeni ziyaret eden değildir. Velakinnel vasilu veya bir başka Walakin velakinil vasilu ellezî izâ kutiat rahimuhu ve Gerçek anlamda yakınlarını gözeten kendisiyle ilişkiyi kesen kimseyle ilişkiyi devam ettirendir bizimle irtibat kuranla irtibat kurar kurarsak gayet tabii. Bize verene veriyoruz. Bize hediye verene hediye veriyoruz. Bize gelene gidiyoruz. Selam verene selam veriyoruz. E gayet tabii. Asıl olan vermeyene vermek, gelmeyene gitmek, ilişkiyi koparan kimseyle ilişkiyi devam ettirmek. İşte özverili olmak, fedakar olmak bu manada önemli. Hocam mesela biz sürekli iyilik yapıyoruz. Karşı taraftan ise sürekli kötülük görüyoruz. Her şeye rağmen yine de akrabalık bağlarını nasıl devam ettirebiliriz? Oradaki ince nokta acaba nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir ayet-i kerime geldi. İlla men etallâhe bi kalbin selîm. Allah'ın huzuruna tertemiz bir kalple gelen kimseler. Cebrail Aleyhisselam'a sordu Peygamberimiz. Ya Cibril, tertemiz bir kalbe sahip olmam için ne yapmalıyım? Cenab-ı Hak huzuruna selim bir kalple, selim ne demek? Lekesiz, kusursuz, tertemiz bir kalple huzuruna gelmemizi istiyor. Peki ben böyle bir kalbe sahip olmam için ne yapmalıyım? Cebrail Aleyhisselam şu cevap verdi. Sıl men kata'ake ve a'ti men harameke ve a'fan men zalemek. Ev kema kalir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Seninle ilişkiyi koparan kimseyle ilişkiyi devam ettireceksin. Sana vermeyene vereceksin. Sana haksızlık yapanı affedeceksin bu üç konuyu birleştirdiğiniz zaman özveri ve fedakarlık olarak özetlenmektedir. Tertemiz bir gönle sahip olmamız için bizimle ilişkiyi bilerek veya bilmeyerek kasıtlı veya ihmal sonucu bizimle ilişkiyi koparan kimseyle ilişkiyi devam ettireceğiz. İnsani ilişki İslami irtibat, gönül irtibatı, iyilik sever, ikram sever, misafirperver olma bizim özelliğimiz olmalıdır. Bu zor ama özverili ve fedakar olmayan yet etmişsek kendimizi bu noktada zorlayacağız. Çünkü innemel ilmu bitte hallum ve innemel hilmu hallum İlim kendisini İlim öğrenmek için zorlamakla mümkündür. Yumuşak huylu olmak da kendisini yumuşak huylu olmaya zorlamakla mümkün. Biraz bize ters geliyor. Vermeyene vermek, gelmeyene gitmek, özellikle bize haksızlık yapanı affetmek ters geliyor. Bir öğrenci yurdundaydım. Aftan bahsettim. Bir öğrenci dedi ki, hocam ben affetmem dedi. İşlemesin kusur dedi. Adam hem kusur işleyecek hem de ben affedeceğim. Kusur işleyeni affetmek kusurunu onaylamaktır dedi. Ben affetmem dedi. Birçok cevap verebilir, verilebilir ama ben şu cevabı verdim. Biz dua ediyoruz. Ve affu anna. Bizi affeyle ya Rabbi. Ben affetmem ama sen affeyle. Olmaz. Affetmeyen affa erişemez. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Sen hoşgörülü ol ki sana da hoşgörüyle davranılsın. Önce tek taraflı gibi görünür. Eğer insansa, eğer onda insani duygular varsa sen irtibatı devam ettirdiğin müddetçe bu güzel irtibatın altında kalacak. O da hatasını anlayacaktır. Hatasını yüzüne vurarak değil Onunla güzel irtibatı devam ettirerek bu hatayı hatırlatmamız veya üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Eğer biz her kusur işleyeni reddetseydik hiçbir arkadaşa, hiçbir dosta sahip olamazdık. Kusursuz insan arayan dost bulamaz. Dolayısıyla affedici olacağız. İlk eli uzatan biz olacağız. İlk selam veren biz olacağız. İlk kucaklayan biz olacağız. Çünkü biz rahmet peygamberinin ümmetiyiz. Çünkü biz iki cihan serverinin Allahümme ümmeti dediği kişilerin arasına girmek istiyoruz. Çünkü biz Allah sadece rahmet edenlere rahmet eder hadisi şerifinin muhatabı olmak istiyoruz. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyenlere merhamet edilmez. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyen kimseye merhametle muamele edilmez. Rabbim zikreden bir dil, şükreden bir gönül, merhametli bir kalp nasip eylesin bu okuduğumuz hadis-i şerifleri hayata yansıtmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim ilişkiyi kesen kimseyle o güzel insani ilişkiyi devam ettirmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Rabbim sizlerden, bizlerden, hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun efendim.